Merhaba, size bu kaydımda 26. nakşatra olan Uttara Badrapada nakşatrasından bahsedeceğim. Bu nakşatra Vedik astrolojinin kullandığı yıldızlı zodyaka göre balık burcunda yer alıyor. 3 derece 20 dakika balık burcundan 16 derece 40 dakika balık burcuna uzanan bölgedir. Batı astrolojisine göre ise bu bölge yaklaşık olarak 27 derece balıktan 10 derece koç burcuna dek uzanıyor. Bunu günlerle ifade edersek aslında 17 Mart'tan 31 Mart'a kadar olan günlerde Uttara-Badrapa'da güneş vardır. 17 Mart ve 31 Mart şey olabiliyor. Yani doğduğunuz saate göre, coğrafyaya göre bir önceki ya da bir sonraki Nakşatra'ya ait olabiliyor. Ama 18-30 Mart arası kesinlikle Uttara-Badrapa'da Nakşatra'sıdır. Yani 17 Mart Purva Badrapada olabiliyor, 31 Mart'ta bir sonraki nakşatra olan Revati olabiliyor. Ama arası Uttara Badrapada nakşatrası. Ee, nakşatra yayınlarını takip ediyorsanız e, Purva Badrapada isminde bir nakşatra daha var. Purva ön, önce gelendir, Uttara ise sonradan gelendir. Dolayısıyla aslında Badrapada takım yıldızlarının ee, i̇lk kısmı e, Purva Badrapada'ya ait bir önceki Nakşatra'ya, sonradan gelen kısmı Uttara Badrapada ise bu Nakşatra'ya ait. Yani, dolayısıyla aslında bu Nakşatra, Purva Badrapada'yı takip eden bir Nakşatra'dır. Purva Badrapada'da, ki onunla ilgili bir kayıt da var kanalımda, e, dinlediyseniz, Purva Badrapada biraz daha böyle hani öfkenin yükseldiği, ateşin yükseldiği, e, duyguların yük çok yükseldiği bir e, yıldız takımı. E, Uttara Badrapa'da ise artık bunların söndüğü, dindiği, e, sakinleştiği bir nakşatra. Purvalar genellikle böyle başlatan, yükselten anlamına geliyor. E, diğer purva grupları da öyle. Uttaralar ise onu takip eden Uttara grupları ise böyle dindiren, sakinleştiren, böyle hani operasyonu yürüten, e, hani tıkırın şey istikrarlı bir şekilde e, operasyonu sürdüren gruplardır. Uttara Badrapada da böyle Satürn yönetiminde bir nakşatra Uttara Badrapada ve balık burcunda bulunuyor. Balık burcunun hani e, Vedik'teki klasik Vedik'teki tabii yöneticisi Jüpiter. Hani burada adeta Jüpiter ile Satürn bir araya gelmiş gibidir gibi düşünebilirsiniz. Ya da daha böyle hani modern düşünelim e, diyorsanız, daha deneyimsel olalım diyorsanız hani balığa Neptün diyebilirsiniz mesela. Neptünle Neptün Satürn bir araya gelmiş gibidir diye de düşünebilirsiniz. Balıktaki Jüpiter zaten e, Jüpiter'in biraz daha Ulvi, manevi, e, bilge tarafıdır. yani yaya göre daha manevi, daha sakin e, bir duruşu vardır. E, Jüpiter'in balık burcunda. Utara Badrapa'dan akşaşfesının karakteristik özellikleri şöyle duygusal bir derinliği vardır. E, derin bir sezgi ve duygusal zekasıyla bilinir Utara baldrapadadan akşaveası. E, başkalarının duygularını anlama e, empati e, yapma yeteneğine sahiptir. Sonra işte yardımseverdir, işte Jüpiter'in hani daha böyle merhametli tarafı demiştim. Ee, yardımseverdir, e, başkalarına yardım etmeyi sever, toplumsal hizmete eğilimli kişilerdir. Sonra e, zihinsel gelişime, araştırmalara, manevi gelişime, kişisel gelişime önem verirler. Çok derin düşünürler, derin düşünce yapıları ve araştırma ruhlarıyla bilinirler. E, cesurlardır. Yani aslında şöyle bir cesaretleri var. Böyle hani zorluklar karşısında bayağı dirençlidirler Satürn bu. Hani kolay kolay yok olmazlar. yeniden yeniden doğarlar. Zaten bu temaya da geleceğiz. Yani belki böyle hani cesur yürek yani atılgan falan olmayabilirler. ama hani dirençlilikleri sayesinde aslında kazanıyorlar her neyi kazanıyorlarsa. Şefkatli ve merhametlilerdir. E, do, duygusal derinlik, merhamet duygusu güçlüdür. Bu biraz empatiden geliyor tabii. Başkalarının acılarını hissetmeye, onlara destek olmaya e, çalışma özellikleri vardır. Duygusal destek olmak konusunda çok yeteneklidirler. Başkalarına duygusal destek sunma, yani gerçekten e, işte mesela psikologlar, psikanalistler çok çok iyi o taraflarda. Ee, ama hani böyle bir mesleği olmasa bile bir ev hanımıdır mesela e, böyle hani konu komşu eş dostu akrabanın hani gidip e, dert anlattığı onların derdini dinleyen onlara çare bulmaya çalışan kişidir aslında ee, biraz bağımlı ilişkiler geliştirme riski var e, Uttara Bhadrapada'nın e, bağlanma eğilimleri yüksek e, bir de böyle bir kapatılmışlık duygusu olabiliyor ki o da Nakşatra'nın mitolojik tanrılarının hikayelerinde de var. Ondan bahsedeceğim birazdan. O duygusal derinlikleri nedeniyle de belki bazen kendi kendilerine bir içe kapanma ihtiyaçları oluyor. Yani belki de hani e, çok e, empati yetenekleri çok yüksek insanlar. Ortamın enerjisini insanların enerjisini çok çabuk çekiyorlar. Ve hani sen onların bütün negatif yüklerini kendi için alıyor. Kendi yaşamışçasına e, ruhen yoruluyor ve bunun için de aslında e, hani bir içe kapanması gerekiyor. Arada böyle yalnız kalması lazım Uttara kendini toparlayabilmesi için. Böyle biraz fişi çekmesi gerekiyor. E, yani bu ihtiyacını anlamayan kişilerle çevrili bir ortamda e, sosyal ilişkileri de olumsuz etkilenebiliyor. Yani diyelim bir Uttara Badrapada arkadaşınız var ve içe kapanma zamanı geldi. Ama siz onu zorla işte hadi şuraya gidelim, buraya gidelim, şöyle buluşalım falan derseniz hani sizi reddetmek zorunda kalır ve hani belki de buna alınabilirsiniz mesela. Sizle görüşmek istemediğini e, düşünerek hani bir alınabilirsiniz mesela. Bu durum biraz sosyal ilişkilerini zedeleyebiliyor eğer kendilerini düzgün ifade etmiyorlarsa. Yani sonuç olarak bu nakşatra hem manevi hem duygusal derinliği temsil ediyor duyarlılıkları çok yüksek kişileri gösteriyor, yardımseverlikleri güçlüdür, derin düşünce yapıları vardır ve tabii ki bu derinlik yaratıcı yetenekleri de ortaya çıkarıyor. Genellikle de sanat alanında Utrera Balcafadan çok fazla işte sanatçı, tiyatrocu, ressam, şair, yazar, senaryo yazarı, hatta masal yazarı ondan da bahsedeceğim. Böyle kişiler görüyoruz, duyuyoruz. Kanun adamları da oluyor, avukatlar. Çünkü aslında onun ardında da hani mağdura yardım edeceğim şeyi vardır, niyeti vardır. Bir Kendilerine bir feda etme durumları var. O da mitolojik hikayelerden geliyor, onları da anlatacağım. Böyle hani bir başkasına yardım etmek için kendilerini unutma durumları olabiliyor. Bu da hani e, negatif olabilir. Kendileri için negatif bir özellik. E, özellikle yazma ve konuşma yetenekleriyle çok öne çıkıyorlar. Yani savaşçı bir yıldız olarak biliniyor ama bu savaş daha sakin bir savaştan bahsediyorum. Yani diğer e, işte mesela Purva grubundaki gibi agresif ve hani astığım astık kestiğim kestik benim de olacak olacak konuda bir e, hani e, savaş değil bu. E, bu daha çok Hani e, daha kontrollü. Yani bu grup öfkesini, nefretini, yani negatif duygularını aslında çok kontrol edebiliyor. Onları tutabiliyor, yansıtmayabiliyor. Bunların savaşı daha çok koruma nitelikli bir savaş. Yani e, kazanmadan ziyade daha çok koruma nitelikli. Ki zaten istikrar e, getirmeye çalışırlar hayatlarındaki birçok şeye yani ilişkilerine, e, gelirlerine, e, ne bileyim yaşam düzenlerine hani istikrarlı bir şekilde devam etsin diye uğraşırlar aslında. E, derin e, düşünürler dedik. Aslında böyle biraz pisişik de olabiliyorlar. Hafif böyle metafizik e, deneyimler yaşamış olanları da var. Özellikle Ay e, Uttara Badraba'da ise. Yine eğer negatif etkileri almıyorsa aslında e, iyi bir Ev, aile, hayatları oluyor hani çoluk çocuk falan bu alanlarda biraz şansları daha yaver gidiyor diyebilirim negatif etki almıyorsa. Bir de fiziksel olarak biraz tembel olabiliyorlar benim gördüğüm. Yani böyle fazla kıpır damaktan hoşlanmıyorlar bu da satürn özelliği haliyle. Çok koşturmalı hani çok büyük fiziksel efor gerektiren işlerden kaçınabiliyorlar. Gece kuşlarıdırlar. Genellikle geceleri oturmayı severler, uzun saatler. Bu biraz da hani o içe kapanma ihtiyacının da yansıması aslında. Çünkü gece herkes el ayak çekildikten sonra e, hani daha huzurlu hissedebiliyorlar. Böylece daha iyi dinlenebiliyorlar o saatlerde ve hatta da dinlenmek de değil. O saatlerde daha verimli de olabiliyorlar. Yani özellikle böyle tabii hani o saatlerde eriş yapılamıyor ama biraz böyle düşünsel, zihinsel <laughs> ya da yaratıcı işler yapan kişilerse gerçekten gece vakitlerinde o yaratıcı şeyleri, yetenekleri daha bir öne çıkabiliyor. Hani gece vakti çok güzel şiirler yazan bir şairdir mesela. Ya da romanlar yazan bir edebiyatçıdır ya da resimler yapan bir ressamdır mesela. Ya da yani şey de olabilir, bir muhasebecidir ama... Yani maalesef hani günümüz dünyası bir hani herkes genellikle nüfusun çoğu gündüz saatlerinde mesaili bir şekilde çalışıyor. Öyle bile olsa hani gece saatlerinde aklına bir şey gelir kalkar onu yapı verir falan hani daha iyi çalışıyor zihni gece saatlerinde. Böyle Amerikan ressam Edward Hopper'ın ünlü bir tablosu var Gece Kuşları diye. Ben mesela onu çok Uttara Bhadrava'da ya benzetirim. Orada o tabloda gecenin böyle geç saatlerinde bir restoranda oturan birkaç insanı görüyoruz aslında. Yani o tabloda yer alan karakterlerin, o, o karakterler birbirlerine yakın oturmalarına rağmen aslında birbirleriyle etkileşime de girmediklerini görüyoruz. Bu işte biraz o mesafe, o yalnızlığı, geceyi. Ee, insanın böyle içe dönük hissettiği anları tasvir ediyor. İnsanların kendilerini soyutladıklarını görebiliyoruz süresinde. Hatta da bu yüzden böyle geceleri e, daha aktif olmaları, zihinlerinin geceleri daha aktif olmaları sebebiyle aslında gece bekçiliği işleri tam onlara göre tabii ki yani hani Birçok insanın e, aslında hoşlanmayacağı bir iş olabilir ama e, bir gece bekçisi olmanız gerekiyorsa ya da bir gece bekçisi e, yani e, işe almanız gerekiyorsa Uğurtdere ve Badrava'da olan bireylerden seçmeniz daha iyi olabilir. Çünkü gerçekten geceleri daha e, zehir gibi oluyorlar. Mesleki alanları olarak e, yoga ve meditasyon alanlarında çalışan uzmanlar olabilir. E, psikolojik danışmanlar, terapistler, e, iyileştiren, insanları iyileştiren tabii doktor da dahil olmak üzere. E, böyle fazla hareket gerektirmeyen işler dediğim hani fiziksel hareketi çok sevmedikleri için. Esnaf belki yani hani dükka, bütün gün dükkanda duran e, tarzdan bahsediyorum. Bütün hani bakkaldır, bütün gün dükkanda böyle küçük bir dükkanda oturuyordur. Oturarak işte dükkana gelen giden kişilerle alışveriş üzerinden yaşamını sürdürüyordur bankada çalışıyordur mesela bankacılık da çok görülüyor bunak nakşatrada. başkalarının parasını idare eden kişiler kar amacı gütmeyen yardımsever kurumlarda görebiliyoruz onları Tabii jüpiter olduğu için Seyahat sektöründe de görülüyorlar. İhracat, ithalat gibi e, ticari alanlarda da görebiliyoruz. E, din adamları da çok çıkıyor Uttara Badrapada'dan. E, i̇şte astroloji de dahil olmak üzere biraz hani o okült bilimlerde de görebiliyoruz kendilerini. Yazarlar, filozoflar, öğretmenler, araştırmacılar e, çıkabiliyor. Avukatlar demiştim, hukukçular... Yani başka bu banka dedim başkalarının parasını kontrol etmek e, dedim hani fon yöneticileri gibi de düşünülebilir ya da vergi alanlarında çalışan insanlar da e, akla gelebilir. Bir de genellikle o tarabadrabadalarda bir miras durumu oluyor. E, yani bir miras e, kalıyor bunlara ya kendi ailesinden ya işte eşinin ailesinden ya da hani bir şekilde hani bir miras sahibi olabiliyorlar bir başkasından anlamlı bir miktar para ya da mülk sahibi olabiliyorlar ve bununla da geçinebiliyorlar. Ya yani bu büyük olması gerekmiyor. Ya ama geçiminin önemli bir parçası oluyor. Aslında Uttağa Badraba'da emeklilik anlamına geliyor. Böyle de diyebilirim. Yani bu hani sosyal, yani toplumsal olaylarda işte emeklilikle ilgili bir Konu varsa gündemde mesela Uttara Bhadrapada Nakşatrası'nın tetiklenip tetiklenilmediğine bakılmalıdır. Örneğin hani bizde en son EYT kararı çıktığında Jüpiter Uttara Bhadrapada Nakşatrası'ndaydı. Yani böyle maddeyi koruma, serveti koruma işleri de bu Nakşatra'da çok görülebiliyor. Dolayısıyla sigortacıları da burada görebiliriz. Böyle of saatlerde çalıştıkları için aklıma geldi şimdi bir arkadaşım var mesela fon yöneticisi ama mesela böyle hani yıllar içerisinde değişti ama mesela Amerika pazarını takip ettiği için gece saatlerinde hani ayakta kalması gerekiyordu Amerikan piyasaları açık olduğu için hani böyle işler de yapabiliyorlar başka bir yerde aslında işi de hani o işi uzaktan kontrol edebilmek için yapabilmek için e, ters saatlerde görev yapıyorlar. Okyanus tarısı e, işte yeryüzünü çevreleyen devasa sonsuz bir okyanus nehri olarak tasvir ediliyor ve tüm denizlerin, nehirlerin, göllerin, akarsuların, yağmur bulutlarının hepsinin kaynağı olarak kabul ediliyor. Şimdi bu sonsuz okyanus aslında burada e, sembolik olarak bilinçaltı anlamına geliyor. Yani e, Uttara Utre Badraba da bilinçaltını temsil ediyor. Yani biliyorsunuz ben bu konuların uzmanı değilim ama bilinçaltı çok daha derin bilinç üstünden. E, çok daha fazla bilinmezi var. E, ve çok daha geniş bir yer tutuyor aslında yaşamımızda aldığımız kararlarda, hissettiğimiz işte duygularda e, bu böyle hani Bilinç altını tasvir ediyor aslında. Burada işte bütün nehirler, tüm tatlı su kaynakları hepsi okyanustan besleniyor. Bu, e, bu da aslında yani buradaki okyanus sadece fiziksel bir su kütlesi değil, aynı zamanda yaşamın doğuşunu e, ve hani dünyanın sınırlarına da sembolize ediyor. Okyanus tüm akarsuların babası olarak biliniyor mitolojide. Nehir tanrısıdır aslında. Ee, ve yağmur bulutları çok önemlidir. Yani yağmur getiren yıldız diye de bilinir aslında Uttara Badrapa'da. Yani şey gibi hani ondan önce gelen Purva Badrapa'da böyle yaktı ateşleri, ortalığı aleve verdi. Sonra Uttara Badrapa'da geldi ve yağmur yağdırarak aslında dindirdi e, ateşi e, gibi bir manası var. Zaten Okyanus çok sakin ve barışçıl bir tanrı. E, diğer Titanlar gibi çatışmalara katılmayan bir tanrı. Ee, yani mesela hikaye çok uzun ve ben tabii ki çok çok özet anlatıyorum ve yine mitoloji uzmanı olmadığım için yanlış anlatıyor olabilirim Ama benim için önemli olan nakşatralara yansıması bu kadar ee, Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum ee, arada böyle yok öyle değil diye cevap verebilirsiniz Öyle diyorsanız öyledir ee, ben yine de kendi yorumumu katıyorum burada Titanlar Olimpos tanrılarına karşı bir isyan başlatmıştır. ama Okyanus katılmamıştır bu isyana. Tarafsız kalmıştır. Sakin ve barışçıldır çünkü. Ve bu haliyle doğanın uyumunu ve düzenini temsil ediyor. Yani kaos yerine düzeni simgeliyor. Nehir tanrısı olması sebebiyle tabii ki çeşitliliği, bolluğu, bereketi de gösteriyor. Suyun bereketi nehirde yaşayan ee, işte hani balıklar bitkiler etrafındaki işte tarlaların e, verim artışı falan bu nedenle çeşitlilik bolluk anlamına geliyor ki Uttara Bandrapaların hayatında da e, bir bolluk bereket oluyor hem Okeanos'un hem ahir Butyanın, e, böyle resimlerine o mitolojik figürlere baktığınızda aslında yatıp uzanan bir yaşlı adam yaşlı yaşlı başına almış bir insan figürü görürüz bu da işte hani yaşlı, Okyanus heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde e, bulunuyor. Zaten orada da böyle işte bir yanına yaslanmış yaşlı bir adam aslında. E, bu yaşlılık onun işte bilgeliğini, tecrübesini, sakinliğini gösteriyor. Ama aslında o adamın vücudu çok dinç o heykelde. Yani genç adam vücudu gibi. E, ama hani e, yaşlı adam kafası var. Bu da aslında hani dinç, dinamik, e, dayanıklı e, ve bilge e, manasına geliyor. Bu yatar, e, yaslanır pozisyonda olmasına da ben çok gülüyorum. Muhtar Rabatropa'da e, çok yakın birkaç arkadaşım var. Gerçekten e, fiziksel olarak e, hani tabii ki hayatlarının gerekliliklerini yerine getiriyorlar ama gerçekten mümkünse çok hareket etmeyi sevmeyen insanlar. Bu durum daha çok Ay Uttara Badrapadalarda e, görülüyor. E, Uttara Badrapada e, az önce de söylemiştim hani Purva Badrapadadan sonra geliyor ya Purva Badrapada aslında böyle Ay'in ateşi manasına geliyor. Ateşler yanıyor, yakıyoruz kendimizi. Sonra kül oluyoruz Uttara Badrapadada. E, dolayısıyla bir kül e, şeyi var, sembolizmi var e, Uttara Badrapadada. Kül deyince aklına geliyor kül kedisi, Cinderella hikayesi. Ee, biraz Uttara Bhadra Fada'nın da sembolü aslında ee, küller içerisinde hani bacalı temizliyor işte bütün ev işi yaparak e, hani kirpas içinde yaşayan e, kızın e, prensle e, sevgili olması ve prenses olması hikayesi aslında bu yani böyle hani küllerin arasından doğuyor ve çok yukarı çok yüksek bir pozisyona geliyor e, ee, küllerin arasındayken aslında kendisi şey değildi. Ee, hani değersiz değildi. Hani derler ya altın çamura düşse de altındır diye. Onun gibi bir şey aslında altındır kendisi. Bazen çamura düşmüş olabiliyor yaşam şartları sebebiyle. Ama hani altındır kendisi ve genellikle de Uttara Badrapada'nın hayatında bir elin onu o çamurdan kurtarması, o küllerin arasından çekip çıkarması unsurları da olabiliyor. Tıpkı Sindirella hikayesinde olduğu gibi. Çünkü Sindirella masalında da Sindirella aslında şey hani ne bileyim aristokrat bir ailenin kızı. Sadece hani işte anne babasını kaybettiği için üvey annenin eline düşmüş. Kendisi aslında çok da güzel bir kız. Ama tabii ki bakımsız bir şekilde yaşıyor. Yani aslında altın değerindeki Sindirella'yı küllerin arasından çıkarıp Layık olduğu yere e, koyuyoruz gibi bir manası var bunun. Yani zaman zaman onları böyle kendi e, hak ettikleri yerden çok daha düşük yerlerde görebilirsiniz. E, ama bu demek değil ki onlar hep orada kalacak. Yani böyle e, şeyden hani zor şartlardan satürn bakın zor şartlardan yükselerek e, hak ettikleri yerlere ya da değişerek illa yükselmesi gerekmiyor. Zor şartlarının değişmesi gibi e, unsurlar vardır. E, Cinderella hikayesini e, söyledim. Cinderella'nın yazarı Charles Perrault isminde bir Fransız 1600'lü yıllarda yaşamış. O da bir Uttara Badrapa'da. E, onun da Uttara Badrapa'da. Onu da merak edip e, bir Google'ladım, Wikipedia'dan hayat hikayesini inceledim. Tam bir Uttara Badrapa'da unsur, unsurlarıyla dolu bir hayat hikayesi aslında onkide. Charles Pedro özellikle kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, işte uyuyan güzel, çizmeli kedi gibi masallarıyla tanınıyor. Aslında hepimizin bildiği masallar bunlar. aslen hukuk eğitimi almış. sonra Paris'in eee vergi tahsildarı olarak çalışmış. Bakın başkalarının parası hukuk. Sonra Kraliyet Akademisi'nde görev yapıyor ve o dönem sanat ve edebiyatın gelişimine büyük katkıda bulunuyor. Ve edebiyat dünyasında peri masallarını yazıya geçirerek bu türün temelini atan kişi olarak kabul ediliyor. Ve bütün masallarında da aslında bu zaten masalın olayı o dönüşüm görüyoruz. Yani işte çok zor şartlardan e, çok daha e, iyi şartlara transfer olan kahramanlar görüyoruz. Uyuyan güzel de öyle, çizmeli kedi de öyle. Yani kişinin kendisi böyle hani e, şey çetin şartlardan daha avantajlı şartlara bizzat yaşam hikayesi olarak transform olmuyorsa geçişler yapmıyorsa bile belki hani işi gereği böyle yaşayan insanlarla uğraşıyordur ya da işi gereği bir şeyi transform ediyordur. Yani şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Çok e, hani iflas etmek olan olmak üzere olan şirketleri işte satın alıp onları kurtaran, kurtarmaya çalışan mesela firmalar oluyor ya da böyle yatırımcılar oluyor. Ya da ne bileyim çok eski kırık dökük e, bir takım mülkleri satın alıp onları işte yenileyip, e, yani çok daha yüksek fiyatlara miktarlara satan kişiler oluyor. Bunlardan para kazanan insanlar da olabiliyor. Yani böyle yaşamlarında bir hani zor şartları değiştirme e, özelliği vardır. Bu bir yandan da Andromeda'nın hikayesi de böyledir. E, Uttara da takım yıldızı işte Andromeda, Andromeda galaksisiyle hizalanmıştır gökyüzünde. Andromeda Yunan mitolojisinde Etiyopya kralı Kefeus ve kraliçe Cassiopeia'nın güzel bir kızıdır. E, anne Cassiopeia kızının güzelliğini deniz perilerinden üstün görüp övündüğü için deniz tanrısı Poseidon'u kızdırır. Bunun üzerine Poseidon Etiyopya kıyılarına bir deniz canavarı gönderir. Kral ve kraliçe canavarı durdurmak için, yani Poseidon der ki hani bu canavarı geri çekerim ama kızını feda et der. Kral ve kraliçe de canavarı durdurmak için kızı Andromeda'yı bir kayalığa zincirleyip kurban olarak sunmak zorunda kalır. İşte tam o sırada kahraman Perseus Medus Medusa'nın başını kesip dönerken e, Andromeda'yı görür kayalıklara zincirlenmiş bir şekilde. Ona aşık olur. E, Perseus o canavarı öldürerek Andromeda'yı kurtarır ve onunla evlenir. Yani bakın burada da bir nevi Cinderella hikayesi e, görüyoruz. İşte kralın kızı e, Andromeda. Fırat. E, biraz hani feda edilmek durumunda kalınmış e, kalmış izole olmuş e, zor şartlarda duruyor o sırada e, işte yoldan geçen bakın tesadüfler hani bir el onu oradan e, tutup kurtarıyor e, ünlü utara badrafalara girersek örnek olarak e, iş dünyasından Steve Jobs var e, işte sanat dünyasından müzik dünyasından da Rihanna var yani daha bir sürü var da e, ben özellikle bu ikisinden bahsetmek istedim. Steve Jobs eğer hayat hikayesini biliyorsanız e, aslında evlatlık verilmiş bir çocuk. E, üniversitede okurken e, Hindistan'a seyahat ederek doğu felsefesi ve meditasyonla ilgileniyor. Bakın Uttara Badrapada unsurları. Kendisinin de Uttara Badrapada ayı var. E, Atari'de oyun tasarımcısı olarak çalışmış 70'lerde. E, tasarım becerilerini geliştirmiş. Burada da biraz e, işte şey görüyoruz. E, hayal gücü ile e, uğraşlar. 76'da bir arkadaşıyla Apple'ı kuruyor. Bir süre Apple'la ilgileniyor ama sonra bırakıyor aslında. Daha sonra 85'te bırakmış. Şuradan Google'dan bakıyorum da. Bırakıyor sonra 97'de Apple'a geri dönüyor. Aslında Apple çok zor durumdayken geri dönüyor. Apple iflas etmek üzere yok olmak üzere bir markayken. Geri dönüyor 97'de ve işte iMac, iPod, iPhone, iPad gibi ikonik ürünleri geliştiriyor. Yani bir hani küllerinden yeniden doğuruyor aslında Apple'ı. Bu da e, utara badrapa unsurları. Özellikle de hani o yenilikçi tasarımıyla, kullanıcı deneyimiyle, ya tamam bir teknolojisi var ama aslında o teknoloji e, hani diğer e, şeylerde de var. Apple için konuşuyorum. E, e, yani başka markalarda da var ama e, Apple'ın Tasarımı ve kullanıcı deneyimi çok farklı. Burada biraz daha yaratıcılık görüyoruz. Yani teknik detaylardan ziyade daha böyle estetik ve e, deneyimsel e, faydalar görüyoruz. Aslında Uttara Bhadrabada'nın uygulamayı en iyi bildiği şey o. Sonra diğer örnek ünlüm Rihanna. E, ünlü şarkıcı. Rihanna Barbados'ta e, doğmuş, büyümüş bir çocuk iken. E, yani babası, annesi zor şartlarda yaşamışlar. Babası... E, çok ailesi çok maddi sıkıntılar çekiyormuş babasının uyuşturucu bağımlılığı yüzünden işte Rihanna çok zor bir çocukluk geçirmiş annesi ve babası devamlı kavga ediyormuş ve hatta röportajlarında diyor ki annemle babam o kadar çok kapışırlardı ki ben hep aralarına girerdim ve o kaosu o kavgayı yatıştıran kişi hep ben olurdum diyor bakın bu da Uttara Badrapada unsuru kavga yatıştırmak öfke dindirmek Rihanna henüz 15 yaşındayken iki kız arkadaşıyla bir müzik grubu kuruyor kendi kendilerine. Grubun adı bile yok hani. Bu grupta böyle işte kendi kendilerine takıldıkları sırada Barbados'ta tatilde olan Amerikalı bir yapımcıyla tanışıyor. Bakın nereden nereye ne kadar büyük tesadüf. Adeta bir elgelip eee Rihanna'yı işte küllerin arasından çıkarıyor. Bu demek değil ki hani Rihanna değersiz biri. Hayır. Çünkü yapımcılar ve daha sonra o yapımcı Evan Rogers'mış galiba. Şu an Wikipedia'dan bakıyorum bunlara. daha sonra Rihanna'nın demolarını Jay-Z'ye gönderiyor. Ve Jay-Z aslında ona hayran kalıp hani onunla bir sözleşme imzalıyor. Yani Rihanna çok yetenekli. Rihanna çok başarılı, hani çok değerli bir sanatçı. Sadece bulunduğu şartlar kötüydü. İşte bir el gelip onu o şartları, o kötü şartlarının arasından tutup kaldırıyor. Bu da işte Cinderella hikayesi gibi, Andromeda'nın hikayesi gibi. küllerinden de doğma, hani yeniden doğma, böyle hani işte sonsuz bir yaşam ölüm döngüsü içinde olma unsuru aslında Ouroboros sembolünde de var. Bu Nakşatra'ya hastır o sembolde. Ouroboros kendi kuyruğunu yiyen yılandır. Ve birçok mitoloji de var. Yani Mısır, Yunan, İskandinav mitolojisinde de yeri var bunun, yani bu sembolün, bu sembol yaşamın döngüsel döngüselliğini ve sonsuzluğu temsil ediyor, yeniden doğuş ve sürekli yenilenme fikrini simgeliyor. Bir de zıt güçlerin bir araya gelmesiyle oluşan birlik ve dengeyi de sembolize eder, ikiliğin birleşimi gibi görülüyor, yani erkekli dişi, iyi ile kötü, işte karanlık ve aydınlık bunların birleşimi gibi görülüyor. Zaten alşim sembolleri arasında da yer alıyor dönüşüm, gelişim, ruhsal evrim konularını temsil ediyor. Yani modern zamanlarda işte bireyin kendini keşfetme ve bütünleşme sürecini temsil ediyor aslında. Eski haliyle yaşamın döngüselliği ve sonsuzluğudur, yeniden doğuş ve sürekli yenilenme. Ee, işte küllerinden yeniden doğma, alev alma, yeniden sönme, yeniden yanma e, ve bunun e, sonsuza kadar tekrarı. Ee, aynı zamanda Ouroboros sembolü e, Samsara'dır e, e, da e, Hint mitolojisinde. Samsara sonsuz yaşam ölüm döngüsüdür e, Vedik mitolojide. E, zaten bu balık burcunda hani artık sona geliyoruz. E, Sondan bir önce Revati'de yolculuk vardı. Onu da hatırlayın isterseniz Revati ile ilgili kaydım da var kanalımda. Ee, yani Uttara Badrapa'da ölünüyor. Ee, Revati'de e, işte ruh bir sonraki hayatına transfer oluyor aslında ee, gibi bir manası var. Yani Balık Burcu'nun hepsinde bir final unsuru vardır. Ee, Uttara Badrapa'da artık şeydir hani... E, Artık hani tamamlanan, e, ha, ömrün tamamlandığı yerdir. Yeniden doğmaya bir e, şey kalmıştır, ramak kalmıştır. O dinginlik, e, bilgelik biraz da o yüzdendir. Bu tara Badrapadanın ilk namam e, ilk padası Aslan namamsasına denk düşüyor. 3 derece 20 dakikadan 6 derece 40 dakika balık burcuna dek uzanıyor. E, aslan nımsı özellikler vardır bu padada. Yani nedir biraz daha hani gösterişli, daha gururlu, daha böyle işte işte hedef odaklı, ünvanlarına odaklı olabiliyor. İşte sanatçılar çok çıkıyor bu padadan. Biraz daha geleneksel olabiliyorlar. E, aile ve işte sülaleleri de bir düşkünlük olabiliyor. E, ve genetik olarak da aslında aileden gelen genleri kopyalama durumları burada da var. Yani aileniz bu padadaysanız ailenizde ki hastalıklar kopyalamış olabilirsiniz. Ona dikkatli olun. biraz daha dramatik oluyor bu grup. Daha böyle romantik de olabiliyor. Biraz daha gösterişli ve sanatsal ve yaratıcı faaliyetleri ile ilgileniyorlar. Daha çok uğraşıyorlar. İkinci pada ise Başak Navamsası'dır. bu bu pada Puşkar Navamsa padasıdır. E, e, bu burcun yani bu Akşatran'ın olumlu yönlerini e, artıran bir özelliktir puşkar nevamsı olması. Yani puşkar yetişmiş, gelişmiş, olgunlaşmış e, yani yeteneğini e, kullanabilme e, özelliklerine sahip manasına geliyor. Başak nevamsası olduğu için bu, bu grup daha analitik, daha işte hesap kitap yapan, daha çok planlama yapan grup. Yazarlar da keza bu gruptan daha çok çıkabiliyor. Yani baş akımsı özellikleri var işte. Biraz daha analitik olmak, derli toplu, tertipli, düzenli olmak gibi. E, bu grup, bunu söyledim hatırlamıyorum. 6, ikinci pada 6 derece 40 dakikadan 10 dereceye uzanıyor. E, üçüncü pada terazi namamsasıdır. E, 10 dereceden 13 derece 20 dakikaya Balık burcunda uzanıyor. E, terazi bu. E, bu grupta daha çok işte hani e, pazarlık yapmak, uzlaşma yapmak, anlaşmak e, üzerine kurulu davranışlar daha çok görülüyor. Daha nezaketli olmak, diplomatik olmak, e, deal yapmak, e, işte güven kurmak, güven oluşturmak, sözleşme yapmak, e, ticaret yapmak gibi özellikler e, bu padaya daha e, bu padada daha çok gözü, gözüküyor. Dördüncü pada ise 13 derece 20 dakikadan 16 derece 40 dakikaya dek uzanıyor. Yine balık burcunda. Bu akrep navamsasıdır. Burada biraz işte o kült bilinmeyen ne merak, işte araştırma, derin araştırma yapma gibi şeyler öne çıkıyor. E, bu grupta çok şey var işte. O transformatif enerji akrep olduğu için bu grupta çok fazla. Adeta kimliği değişiyor bu grubun. Yani hani bir şeyken bambaşka bir şey oluyor. Az, az önce bahsettiğim o Rihanna mesela. Uttara Badrava'da Pada 4. Yani gerçekten hani artık kimlik değişimine varıncaya kadar müthiş bir dönüşüm içerisinde olma hali. Onun dışında daha böyle... E, Hani gizler, sırlar tutmak, saklamakla ilgili bir namamsa, iyileştirmekle ilgili bir namamsa akrep. Yani doktorlar da çıkabiliyor. Ya da bir şeyleri keşfetmek, araştırmak, gizli güçler. Ee, bu e, bu pada'ya ait. Bu arada Steve Jobs da Uttara Bhadrapada pada 4 imiş. Ee, Bu Nakşatra'ya dair aklıma gelen her şeyi söylediğimi sanıyorum. Atlamış olduğum şeyler olabilir, sonradan aklıma gelen şeyler olabilir. Ee, bunları e, videonun altındaki yorumların tepesine, yani sonradan ekleyeceğim şeyleri oraya e, pinlerim. Oraya da göz atmanızı öneririm. Bir başka Nakşatra'da görüşmek üzere, hoşçakalın.